Ailelerin çocuklarını çırak olarak yetiştirmeleri için ustalara teslim ettiği mesleklerden biri olan sanayicilik, gelişen teknoloji ve zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasıyla sektörde çırak sıkıntısı yaşanıyor. Ototamir ve bakım yapan ustalar, sanayide yaşanan eleman kriziyle ilgili TV'den muhabirine konuştu. Yaşanan krizin gençlerin daha rahat yoldan para kazanmak istemeleri olduğunu ifade etti. Oto boyacısıyım normalde. 1989 yılından beri bu sanayideyim aynı zamanda. 10 yaşındaydım bu işi girdiğimde. 10 yaşından beri, 10 yıldır da kendi işimi yapıyorum şu anda burada. Şu anda oto boyanın yanında bir de oto boyalar hani parlatma ve boya koruma üzerinde çalışıyoruz. Kendi işimizi yapıyoruz çok şükür. Yani değil mi? Peki çırak bulabiliyor musun? Çırak bulamıyoruz. Çırak ara elemanı olarak yani çırak olarak büyük bir sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı var? Herkes çocuğunu okutacağım diye uğraşıyor. Sanayi çocuk teslim etmiyorlar. Yani bizim çırak gelse daha iyi olacak yetiştirebilsek. Mesela biz arkadaşla yıllardır beraber çalışıyoruz. O arkadaş da çocuklar 40 yaşında. Biz de 45 yaşındayız. Yani bir şöyle bir çırak yok. Hep yani her zaman da biz bunu kendi aramızda konuşarak söylüyoruz. Devletimiz de aslında destek veriyor. Biz Tamircar Odası Başkanımız olarak da çırak bulma konusunda ailelerle görüşüyoruz, hani çalışmalar yapıyoruz. Ama insanlar nedense hep okutma taraftarında. Mesela liseye okutuyor, ya çocuk lise terk ya da üniversite mezunu 2 yıllık, 4 yıllık. Zaten bu zamanda bir amcan dayın yoksa bir yerde yerleşemiyorsun. Biz kendimiz köylü çocuğuz, köyümüzden de daha çırak getiremiyoruz. Eskiden böyle bir sıkıntı yoktu. Şimdi ben mesela 10 yaşından beri kendi işimi yapıyorum. Kendi imkanlarımla evimi, dükkanımı aldım. Bu işten ekmek yiyorum. Çok şükür ama şu anda bizden sonra gelecek olan nesil veyahut da burada bekleyen işlerimizi görüyorsunuz. Bunları yapabilecek bir ara elemanımız, bir çırağımız yok. Oto tamircisin. Ne zamandan beri oto tamirciliği yapıyorsun? 2013'ten, 96'dan beri. Nasıl oldu yani, nereden çıktı oto tamirci olmak? İlkokulu bitirdim, sanayiye girdim. O zamandan beri yaşım 40, bu işi yapıyorum. Nasıl, var mı? Zorluğu var mı? Tabii zorlukları var. Peki çırak bulabiliyor musun? Çırak bulamıyoruz maalesef. İki tane ustayız. İkimiz hem çıraklık hem ustalık yapıyoruz. Maalesef çırak yok. Peki senden sonra bu mesleği devam ettirebilecek elemanların var mı? Yok. Şu anda yok. Gelmiyor. Sanayiye zaten çırak bulamıyoruz. Bulsak çok iyi olacak ama kimse gelmiyor sanayiye. Yaklaşık 5 yıldan beri bu sektördeyim. Babam 78 yılından beri bu işe hizmet vermekte. Ondan sonra babamın arkasından geleceğe daha iyi hizmet verebilmek için bu sektöre devam ediyoruz. Benim severek ve isteyerek başladım. Normal şartlarda ben şu an 3. üniversiteyi okuyorum aynı zamanda. Bilgisayar programcılığı bitirdim. Otomotiv teknisyenliği bitirdim. Bu iş yerinde bir işi yaparken daha profesyonel müşterilerimin daha iyi nasıl hizmet verebilirim. Ondan sonra aracı yaparken aracın üzerindeki kişinin sağlığını daha iyi nasıl taşıyabilirim mi hedefleyerekten ben bu işe başvurdum. Burada Ford'un ticari grup araçlarını, mekanik onarım bakım hizmetlerini veriyoruz. Yedek parça desteği sağlıyoruz. Müşterilerimizi A'dan Z'ye her anlamda destek verebilecek yetkiyi, ondan sonra gerekli belgeler vasıtasıyla müşterilerimize memnuniyeti sağlıyoruz. Peki çırak bulabiliyor musunuz? Çırak konusunda şöyle, tabii ki günümüzde çırak bulmak artık eskisi gibi değil, sıkıntılı. Ama bulduğumuz çırakları biz firma olaraktan her konuda desteklediğimiz için bulabiliyoruz mu tartışılır. Burada görmüş olduğunuz gibi araç üzerine otoelektrik, araçların elektrik sistemleriyle ilgili arızalarını gideriyoruz, tamiratlarıyla uğraşıyoruz. Ne zamandan beri bu işi yapıyorsun? 11 yaşından beri bu mesleği yapıyorum. 11 yaşında başladım bu işi. Yaklaşık 20-25 yıldır da esnafım, kendi iş yerim. Böyle işime devam ediyorum. Bu meslek çok geçerli bir meslek. Buna benzer sanayide tüm meslekler geçerli. Bir aileler gönül rahatlığıyla bence çocuklarını getirip sanayi verebilirler. Ne iş yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ben oto tamir, yani otomobil tamircisiyim. Otomotor bölümünü bakıyorum ben, yani araçların mekanik kısmına bakıyorum. 1993 yılından beri bu işi yapıyorum. Çıraklığım Nazil'de geçti. Şimdiki tabii çırak bulmakta zorlanıyoruz. Çırakla ilgili bazı sıkıntılarımız var ama Allah'a şükür bizim var çırağımız ama çoğu yerde bulunmuyor çırak. Eskisi gibi değil.
Yani temelimiz yani milletimizden, anne babalardan yani bu çırakla ilgili yardımcı olurlarsa bize daha da güzel günlere, daha iyi hayata yani çocuklarımız daha iyi yerlere gelecek diyorum. Hep herkes okumak istiyor ama yani ne bileyim her şeyi okumakla değil yani meslek sahibi olmak daha güzel bence. Daha iyi yerlerde gelebilirler kendileri. Başarılar yani biz Türk milleti olarak yani başaramayacağımız hiçbir konu yok. Opellerin, Şaurlilerin tamir, bakım, bütün hasarlarını, sıkıntılarını burada kendimiz hallediyoruz işimizle. Kaç yaşında başladın abi sen bu mesleğe? Kaç yıldır yapıyorsun? 11 yaşında başladım. Yaklaşık 30 yıldan beri de bu mesleğe devam ediyorum. Peki çırak bulabiliyor musunuz? Nasıl durumlar? Yani ben de çırak sorunumuz fazla olmuyor ama bazı arkadaşlarımız var. Çıraklarını pek fazla şey yapamıyorlar. Bulamıyorlar daha doğrusu. Ama tabii bunlardan dolayı herkes kendince rahatsız. Yani sanayiye göndermiyorlar çocuklarını. Aslında gönderseler ne kadar faydalı olduğunu kendileri de ileriki zamanlarda görecekler zaten. Ama istiyoruz ki ama okullar 4+4+ derken çocukları ister istemez sanayiden uzaklaştırdılar. Uzaklaştıkları gibi sanayide mesela yazları çıraklarımız geliyordu. O çıraklar da şimdi artık iş güvenliği uzmanlığından dolayı bizim otomatikman iş yerimizde çalıştıramama gibi durumumuz oluyor. O yüzden bu yönlerden dertliyiz. Bütün ailelere sesleniyorum. Yarın bir gün çocuklarımız okuyor. Okuyorlar ama yarın bir gün keşke dememeleri için bunların mümkün olduğunca o çıraklıklara ya da sanayiye verip bir iş sahibi yapıp yarın bir gün çocukların kendi ayakları üzerinde durması için, güzel bir durum olması için vermelerini bekliyoruz yani. Kempes Oto lakabını alttırım. 1983'ten beri mekanik çalışmaktayım. Kaç yıl oldu? Aşağı 45 yıl gibi oldu. 20 tane eleman yetiştirdim şu anda. Hepsinin dükkanları var. Sektör otomobil sektörü. Otomobil sektörü. Evvelden sanat okulu şunu bunu pek tamiri bölümüne veya torna bölümüne çocuklar tavsiye etmiyorlardı ama son zamanlarda bu sanat okulundan çıkan çocuklarımız önü açık oluyor. İstikbal açık oluyor daha doğrusu. Belirli yerlere gelebiliyorlar. Onun için sanayide artık eski bir para kazanılıyor. Herkesin durumları iyi. Bakınız her tarafta sağ sol arabalar, her esnafın önünde birer tane, ikişer tane arabaları var. Mevcut. Bizim karımız buradan doğuyor. Buradan doyduğu için de yarımızı şu anda 12 tane sigortalı adam çalışmakta. Güçlü bir kadrom var. Fakat tabii çırak bulmakta zorlanıyoruz biz. Peki yani ailelere neler söylemek istersin? Çocuklarını göndersinler mi? Şimdi ortaokuldan sonra ticaret lisesine sanat okuluna gidip orada bir ön eğitim görmesi gerekiyor çocuklarımızın. Bundan sonra Çanay'a gelip sanayide çıraklık eğitimi zaten bitiriyorlar. Daha güzel organize ediyorlar işleri, daha güzel para kazanma başlıyorlar ileride. Hatice abla sen ne zamandan beri bu mesleği yapıyorsun? 15 seneden geçti. Sen neler yapıyorsun peki burada? Çıraklık yapıyorum. Peki çırak bulabiliyor musunuz? Bulamıyoruz. Büyük sıkıntımız var. Çıraklık, çırak bulmamaktan buraya geldim. Onun için çok büyük sıkıntımız var kızım. Yok çırağımız. Peki seviyor musun işini? Memnun musun? Severekten geliyorum tabii. Zorla kimse getiremez beni buraya. Severekten geliyorum. Peki ailelere neler söylersin? Çocuklarını sanayiye yönlendirsinler mi? Tabii. Sanayiye göndersinler. Ellerinde bir altın bilezik olsun. Meslek olsun. Çalışırsa rahatlık olur. Her yönde rahatlık olur. İstiyor sanayici eleman gelmesine, çırak gelmesine istiyoruz. Çırak gelse tabii ben gelmem. Ben de eşime bir destek oluyorum. Sen önce evde işlerini yapıp sonra sanayiye mi geliyorsun? Ev işlerini nasıl yapıyorsun? Kızım sen abiye yardımcı oluyorsun. Peki abi de sana evde yardımcı oluyor mu? Haliyle oluyor. Ev işlerinden sabah erken yapıyorum. Akşam buradan vaktinden sonra yapıyorum. Hiç kalmıyorum evde. Devamlı çalışıyoruz.